Herkese merhaba. Sokrates Stüdyo'da Şampiyonlar Lokali'nde yeniden sizinle beraberiz. Orkun, Emre selamlar, merhabalar. Merhaba. Artık yavaş yavaş bitireceğiz. Bir final sonrası bir yayınımız daha var. Ama final öncesi de şöyle bir sohbet edelim dedik. Çünkü bizim yarı final rövanşından sonra yaptığımız program tam böyle finali hissettirecek ağırlıkta bir sohbeti içeremedi. Çünkü maçlarda hayli kritikli rövanşlar. Biraz aslında o yüzden final öncesi hislerimizle ilgili biraz sohbet edelim diyeceğimiz tatlış bir program hazırladık diyebiliriz herhalde. E, önce böyle size geçmeden yorumlara geçmeden önce Adidas'tan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şampiyonlar lokali programımızda Adidas'la beraber yola devam ediyoruz uzun zamandır. E, onların da önemli bir duyurusu var. Daha önce de aslında biz yayınımızda bahsetmiştik. Hatta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de Vodafone Park'ta oyuncular maç boyunca koşarak bağış toplamışlardı. E, dünya okyanus günü yaklaşıyor şimdi de ve önemli bir girişimi de biz de haliyle sizinle tekrar paylaşmak istiyoruz. Adidas ve Pali'nin küresel etki girişimi Run for the Oceans, okyanusları plastik atıklardan korumaya yardımcı olmak için küresel spor camiasının her kesiminden insanları birleşmeye davet ediyor. Projemiz bu ve şimdiye kadarki en kapsayıcı Run for the Oceans olması bekleniyor bu koşunun küresel spor camiasından birçok insan sokaklara, tenis kortlarına, futbol sahalarına çıkmaya ve okyanusları plastik atıklardan korumaya yardımcı olmak için birleşmeye davet davet ediliyor. Tarihine de bakalım. 23 Mayıs 8 Haziran tarihleri arasında yapılacak bu etkinlik ve plastik atıkların sona ermesine yardımcı olmak için bir nesli harekete geçirme amacıyla yapılıyor ve 5. yılında da devam ediyor bu organizasyon. Araştırmalara göre, belki sizler de takip ediyorsunuzdur. 2050 yılına kadar okyanusların balıktan daha fazla plastik içereceğini öngörüyor e, araştırmalar ve dünyanın da bir kırılma noktasında olduğunu gösteriyor bu araştırmalar aynı zamanda. E, bu nedenle de hepinizi bir kez daha 23 Mayıs 8 Haziran tarihlerinde Adidas Running uygulamasını indirerek hareket etmeye ve hareket ederken de plastik atıkları durdurmaya, bizlere yardımcı olmaya davet ediyoruz. E, özel bir proje sizlerin de katılımlarını ekliyoruz. Adidas'ın önemli duyurusu bu şekilde. Biz böyle bireylere bir duyuruda bulunuyoruz ama fabrikalar da birazcık işlerin içine girerse Valla mahvoluruz. İnsanların sırtına Balık yükleniyor her şey. atık mahvoluruz. Önlü bir etkinlik. Atılmaması lazım. <laughs> ben biraz gerçekten böyle hani çok insanların sorumluluğuna bırakılıyor ya vicdani olarak yani dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunu bırakalım demiyorum kimse yanlış anlamasın da ee, o biraz daha hani kitlese etkiler bırakan Tabii, yani. fabrikaların yaptıkları düşününce de çok yazık gerçekten. Yani sen ben okyanusa falan evet. gidip atmıyoruzdur. <laughs> o fabrikaların sahipleri de koşuyordur mesela plastik atıklar için muhtemelen. <laughs> Hayat yeni nesil diyelim. Yeni dünya. Nasılsınız? Ee, Premier Lig'in e, o saçma sapan unutulmaz final haftasının heyecanını, yorgunluğunu atabildiniz mi üstünüzden? Attık. Attık. Yani mı? evet. Attık ya. ya. E gerçi iki gündür, üç gündür buradayım ben ama. <gülüyor> <gülüyor> Burada e, Üç gündür değildi, yanlış söyledim. Dün vardı, Dün vardı, tardine. Dün vardı, bugün var. Bugün ikinci oldu işte. Sabah Orkun'la... E, Çekim anlamında. Bir çekimimiz vardı. E, İngilizce İngiliz çektik. Onu heyecanla bekliyorum ya, özel bir bölüm bizim de içinde değişik oldu biraz. Yani böyle daha çok yayın tecrübelerimizi anlattık Aa, o şampiyon Ama 40 dakika o kadar değil yani. yani tabii. Ama bir girişi onun 10 dakikası falan var öyle galiba. Ha güzel. Evet. İzleyeceğim mutlaka. Siz de izleyin. E, muhtemelen bu program daha geç yayınlandığı Aynen, için e, sonra olacak ama olsun sonuçta zamansız içerikler e, Liverpool'u orada bıraktık evet. e, üzgün bıraktık ve şimdi de bir finale götürüyoruz Real Madrid'le karşılaşacaklar Paris'te e, çok da az bir zaman kaldı bu maçın oynanmasına e, nasıl geliyor iki takım e, moral olarak oradan başlayalım çünkü moral olarak kötü bıraktığımız için Liverpool'u hemen bir hafta öncesinde bir kupa kaldırmışlardı çok şahane soyunma odası sevinç görüntüsü ...örüntüleri vardı Liverpool tarafında ama... E, ...herhalde finalin böyle olmuş olması... ...ne olursa olsun çok yıpratmıştır. Çünkü bir yandan yaklaşmışlardı da. Ya kuşkusuz öyle... ...ama hani bu yıpranmanın... ...ben aşılmayacak bir yıpranma... ...olduğunu düşünmüyorum. Yani evet... E, ...maçın gelişimi... ...hatta öncesindeki senaryo... ...işte bir taraftan City-Aston Villa maçında... ...yaşananlar o maçın gelişimi... E, ...ele alındığında, düşünüldüğünde... ...evet Liverpool... O 90 dakika içerisinde bir taraftan Wolves maçını oynarken başladığı noktaya göre bir noktada daha fazla şampiyonluk ihtimalini hissetti. Yani ben oyuncularda da tribünde de şeyi özellikle oyuncularda şeyi hissettim. Yani ya hakikaten şampiyon olabiliriz bir böyle heyecanı evet. maç içerisinde oluştu. Yani maça uyuşuk başlamamışlardı yanlış anlaşılmasın ama maç içerisinde Öbür taraftan gelen haberle birlikte biraz değişen bir psikoloji vardı. Öyle olup kaybedince de biraz daha farklı oluyor tabii. Evet. Yani işte İngiliz anahtarında Emre ile de konuşuyorduk. Halbuki birkaç gün öncesine gidelim. Southampton maçında geçen Salı Klopp'un çıkardığı 11'e baktığınızda orada şu var. Yani pes etmiyor belki Premier Lig konusunda ama Premier Lig'in artık muhtemelen City tarafından kazanılacağını ve kendi önceliğinin e, oyuncuları korumak, fiziksel olarak korumak. Real Madrid maçına yani Şampiyonlar Ligi finaline %100 gelmelerini sağlamak o anlamda bir koruyuculuk yapmak olduğunu çok net ifade ediyordu o maçtaki Southampton yani, maçındaki ciddi rotasyon. Evet Bir tarafta çünkü kaderiniz hala başka bir takımın Tabii. yapacaklarına ya da düşük performansına bağlı. Bir tarafta kaderiniz tamamen sizin elinizde olacak. Kazanırsanız kupa sizin oluyor. Ve yani dediğim gibi hani pes etmese de o Southampton maçındaki 11 biraz Liverpool'un takım içerisinde nasıl aslında şampiyonluk yarışına baktığını gösteriyor. Yani biz zorlarız sonuna kadar ama City'de herhalde puan kaybetmez diye bakıyorlardı <laughs> şimdi o 90 dakika içerisinde psikolojileri değişti tribün de öyle oldu yani bir tane mesela e, City'de 3-2'yi bulunca tribünleri gösteriyorlardı ağlayan küçük bir taraftar var muhtemelen o ağlamazdı şey olsaydı City başından evet. itibaren yani Önde falan gitseydi. Hatta bir arada böyle bir sevinçler oldu. Öbür tarafta tekrar mı gol oldu acaba evet. dedim ben. Ama öyle bir şey de yoktu. Herhalde bir yanlış haber de geldi. Muhtemelen. Çok ee, zor ya. Ama Çok ben heyecanlı. bunun hani bu başka bir takımda başka senaryolarda travma yaratabilir. Ben Liverpool'da şu anda mesela takımın unutmuş olduğunu düşünüyorum şu anda. E kafayı tazelemeyi başarmışlardır. Çünkü ne kadar oraya kadar gelip bu kadar bir de yüksek puan toplamışken şampiyonluk kazanamamak hayal kırıklığı olsa da e, kimse Liverpool'un bu sezonunda başarısız diyemez. Şampiyonlar Ligi'ni aldıklarında hatta bence tartışılmayacak şekilde yine sezon takımı olacaklar. Yani evet. ligde bir puanla kaçırıyorsun FA Cup lig kupası üstüne Şampiyonlar Ligi bir de bunu yani 3 sene önce bir daha yapmışsın. Ligi bir puanla kaçırıp Şampiyonlar Ligi'ni almışsın. Ee, ve yani Klopp'un açıklamalarına falan da baktığımızda o da buradaki bu kılpayı kaybetmiş olma bize e, ekstra motivasyon sağlayacak diyor. Ben o anlamda bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ...bir düşüş yaşadıklarını çok zannetmiyorum. Normalde ikinciler gerçekten unutulur. Yani tarihte böyle bakılır ama... hani ...bu sezonlar City şampiyon olsa dahi... ...Liverpool'a bu rekabetleriyle unutulmaz olacak bence. Yani hep hatırlayacağız nasıl geliştiğini... ...City'nin şampiyonunu sayarken bile... ...Liverpool ne kadar şahane bir sezon geçirmişti diyebiliriz. Orkun çok güzel özetledi de... ...şeyi de sormak istiyorum... Katıldığın yönler olduğunu da tahmin ediyorum dinlerken. Hı -hı. Real Madrid'e elendikten sonra City'nin yaşadığı travmayla ligdeki yarışa dönmesi ve şimdi işte Liverpool'un son anda bunu kaçırarak buraya dönmesi. Sen ikisini bir tartıya koysan. Yani sanki bana City'nin Real Madrid'i çok daha ağır olacakmış gibi hissettirmişti. Evet. Ki iyi toparladılar ne olursa olsun. İkisini şöyle bir teraziye koysan. O daha zor. Değil mi? O çok daha zor çünkü yani ne olursa olsun evet burada belki maçın içerisinde kendilerine bir yarım saat bir ya belki 15-20 dakika şampiyon olabiliriz galiba şampiyon oluyoruz diye hissettiler ama maça çıkarken e, muhtemelen çok düşüktü e, beklentileri e, o yüzden o beklentiyi maça kadar çok yükseltmedikleri için maçın içerisindeki o duygu değişimlerinin e, sonrasında tekrar tersine dönmesi o kadar büyük bir duygusal yıkım oluşturur mu e, ondan çok emin değilim ama bilemiyoruz yani City Real Madrid elendikten sonra lig çok zora girdi diye Hı. düşünen çok fazla insan vardı olabilir diyorduk bir şekilde şampiyon oldular. Yani bu sıkıntı olmaz diyoruz ama sıkıntı olabilir. Yani bunları futbolda formülize etmek ya da işte nasıl sahaya ısıcanlı tamir etmek de mümkün değil. Yani Liverpool'un bu mesela Liverpool bundan bu sezon sıkıntı yaşamayabilir ama aynı Liverpool'un durumundaki başka bir takım. Çok benzer şeyler yaşamış başka bir takım benzer bir şampiyonlar gibi finalinde etkilenebilir. Yani bunları tahmin etmek evet. gerçekten imkansız futbolda. Aynı durumlar çok farklı sonuçlar doğurabiliyor. Sadece bir yıl sonra, iki yıl sonra değil, beş gün sonra aynı durumlar, hemen hemen birbirine çok benzeyen durumlar farklı sonuçları beraberine getirebiliyor futbolda işin içerisinde çok fazla başka değişken olduğu için. Ama yani bana çok fazla... yani en azından duygusal yönden o kadar fazla etkilenmezler gibi geliyor. Fakat İşin duygusallığı dışında bence fiziksel tarafında yani, Liverpool'un biraz etkilenmeye başladığına dair emareler var. Bir sezon sonu düşüklüğü mü? hissediyorsun? Ee, ya şöyle hissediyorum. Yani oyun olarak değil, oyundaki yoğunluk olarak değil ama sakatlıklar bir anda arka arkaya evet. arka gelmeye başladı. Yani atletik performans etkilen evet, aslında. E, Villa maçıyla başladı. Fabinho'nun sakatlığı. Sonrasında işte Van Dijk, Salah aynı maçta sıkıntı yaşadılar. Ee, i̇kisinin durumunda kritiktendi. Fabinho'nun durumu zaten en baştan kritikti. Ee, bir de son maçta Thiago sakatlandı. Yani çok sağlıklı gittiği bir, bir iki ay var Liverpool'un. Ama e, Fizik olarak takımın aşağı düşmeye başladığını, yorgunluk e, seviyesinin yukarı çıkmaya başladığını gösteriyor olabilir bu çünkü Çok kısa vadede yani 10-15 gün içerisinde 4 önemli oyuncu yani Belki de şöyle söyleyeyim Yani Thiago Van Dijk Salah Ve Fabinho Liverpool'un en iyi 5, hadi bilemediğiniz 6 oyuncusundan 4'ü. Muhtemelen. Ve çok formda bir Thiago var mesela son 1-2 aya bakıldığında özellikle. O kesin, çok önemli takım için. Aynen o kesin yok ama bu sakatlıklar arka arka gelmesi de fizik olarak biraz böyle inişte olduğunu gösteriyor olabilir Liverpool'un. bunun final maçını etkileme ihtimali biraz daha fazla. Tabi burada yine şunu da söyleyeyim. Nasıl etkileyeceğimi bilmeyeceğimiz şu da var. Şimdi Liverpool bütün maçları ciddiye aldı yani en azından yani zaten bir maçı çok ciddiye almadı ama kazandı. Bu maç bütün oyuncuları yani salığı bile oyuna soktu şey Kolop muhtemelen çok fazla istemiyordu. E Real Madrid ligi çok erken garantilediği için evet. a, böyle saldırmış ayarı takılıyorlar Rövanş şu anda. Revanş öncesi garantilemiş şampiyon olmuştu değil mi Real Madrid? Tabii tabii, Öyle tabii, tabii. Atıyorum, aynen. Aynen, aynen. Ay, Ay, şampiyonluğu yani. resmileştirmeden önce de çok rahat tempo. De, olacağı şey, belliydi, yani, de, evet. Onların lig yoğunluğu çok daha farklı. Şimdi bu da Real Madrid'in maça daha taze çıkması anlamına geliyor gibi gözüküyor. Ama bunun da Real olumlu, Liverpool'u olumsuz etkileyeceğine dair kesin bir kanıt yok elimizde. Evet. Tam tersi olabilir. Yani belki de ritim kaybetmesine sebep olabilir Real Madrid'in. Ee, çünkü ne olursa olsun yani 2-3 hafta boyunca mücadeleci maç yapmamak evet dinlenmeyi beraberine getiriyor ama maç ritmini, o maçı oynama şeklini e, alışkanlık yönünden böyle bir maçı çıkarken etkileyebilir. E, bunları da bilmek kolay değil ama o yönden de sanki Real Madrid'in böyle ufak bir avantajı var gibi gözüküyor şu anda. Yavaş yavaş saha içine girerken en biraz kadrolarla ilgili de konuşuruz ama menajerler tarafından neler düşünüyorsunuz? İşte Jurgen Klopp bir tarafta Anca ile Real Madrid ile Jurgen Klopp bir kez daha aslında karşı karşıya gelmiş olacak. Anca Öttü'nün zaten işte Milan'ını e, oradaki başarısını yine bu seviyede şimdi tekrar bunu Real Madrid'le yapıyor olmasını e, Rövanj sonrası biraz konuşmuştuk ama onların bazında böyle finalin ne anlam ifade ettiğini düşünürsünüz? Yani e şimdi Ancelotti mesela Şampiyonlar Ligi'ni işte daha fazla kazanmış. Buraları çok daha fazla görüp geçirmiş gibi geliyor ama bir tarafta Ancelotti'nin açıklamalarına baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Bu sene bir de Şampiyonlar Ligi'ni getirirse belki getirmese de öyle ama özellikle o kupayı da alırsa benim kariyerimin en başarılı sezonu olacak bu diyor. Hakikaten de öyle olabilir. Yani geçmişe baktığımızda evet önemli başarılar, Şampiyonlar Ligi kupaları, lig şampiyonlukları var ama e, ee, sezon başı beklenti, karşılaşılan rakipler hatta maçların tek tek hikayeleri ele alındığında Everton'dan <laughs> geldi. Everton'dan gelmesi yani e, bu başka bir şampiyonluk olur onun için. Başka bir sezona dönüştürür. O da anladığım kadarıyla yani ne kadar e, kariyeri zengin bir teknik adam olsa da biraz farklı bakıyor o anlamda. Yani zaten bir doymuşluk <laughs> hissetmeyecekti ama çok farklı bir motivasyon içinde ee, yanmış gibi Ancelotti'nin. Eklop'un zaten bakışı belli. Hani tamam daha önce Şampiyonlar Ligi kazandı falan ama bu kadar Premier Ligi ucuna kadar gelip kazandıktan sonra o kaşıntı tutmuştur. Yani yerinde duramıyordur şu anda. <laughs> ee, Aynen. Şeydeki gibi. 2019'daki gibi. Çünkü başka şekilde taçlandırıyorsunuz ve e, evet tarihe yani Premier Ligi şampiyonu olarak da birkaç kez daha geçmeyi istersiniz ama size herkes 2019'da da burada da ya o sene Liverpool yani ligi bir puanla kaçırdı ama Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar girip şampiyon tabii oldu ki. falan diye hatırlayacak. Ve e, tarihte başka bir anlamda unutulmaz olacaksınız. E, yani finale bakışlarını biraz böyle herhalde değerlendirebiliriz. Yani herkes için zaten Şampiyonlar Ligi finali tabii ki önemlidir de perspektifleri herhalde biraz böyle. Yine çok güzel özetledin bugün gerçekten. <gülüyor> ben <gülüyor> soruları kelime, kelime. <laughs> Rol önceden verdin mi acaba sen? <laughs> Biz önden hazırlandık dün akşamdan. Yollamıştım soruları. <laughs> Katılıyorsun gibi geldi evet. yine sen de. <laughs> bir kez farklı bir şey söylemeyeyim. <laughs> tamam. Ee, sahaya girelim. Ee, yani nasıl oyna biraz tabii işte Liverpool'un oyuncularının e, oyuncuların durumundan bahsettin ama Hı -hı. Ya nasıl oynaması lazım iki takımın e, Hani rekabet ettiği takımları düşünerek nasıl 11'liler tahminen sahaya çıkmalı işte Benzema'yı, Vinicius Junior'ı konuşuyoruz. Sonuçta bu takım elemelerde birer maçını hep kaybetti ama hep o geri dönüşleri konuştuk. Çok şaşalı dönüşler var, şaşalı periyotlar var saha içinde, maç içinde oynadıkları. İşte onlara dikkat etmesi adına Liverpool ne yapabilir, nasıl böyle bir senaryo çiziyorsunuz kafanızda saha için? Ee, şimdi bence Real Madrid tarafı çok belli olan taraf. Yani benim en azından kafamda Real Madrid 11 yine belli ee, ki muhtemelen sistem maçında da söylemiştim bunu. Yani ben yine aynı şeyi bekliyorum. Ee, Benzema, Vinicius, Valverde sağ, orta üçlü zaten belli. Valverde, şey, eee Casemiro, Modric, Kroos. Savunmada da solda Mendy, Alaba, Militao, sağda da Carvajal bekliyorum ben. Yani çok büyük ihtimalle de böyle olacak diye düşünüyorum. Ama Liverpool'u kesmek mümkün değil çünkü çok fazla sakat oyuncu evet. var. E, Thiago'nun denklemden çıktığı yerde Fabio'nun durumuna göre orta sahanın değişme ihtimali var. Mesela bence en kritik yer orta saha. Evet. Yani Thiago yokken bir de üzerine Fabinho oynayamazsa bu maçta çok büyük problem. Evet. Gerçekten çok büyük problem. Ama eğer Fabinho sağlıklı bir şekilde maça çıkabilecekse Thiago'nun yokluğu her ne kadar büyük eksik gibi gözüse de bu maç üzerinde çok büyük eksi yazmayabilir. Hatta farklı yönlerden artı getirebilir Liverpool'a. Öyle bir düşüncem var. Çünkü Thiago Liverpool orta sahasında yoğunluğu en çok düşüren oyuncu ne olursa olsun. Yani en teknik oyuncu açık ara en yaratıcı oyuncu, vizyon olarak en acayip oyuncu ama fiziksel yoğunluğu biraz aşağı çekiyor. Hı hı. Ki çok zeki bir oyuncu olması nedeniyle acayip pasarası yapıyor. Zaman zaman çok iyi baskı yapıp e, zeki bir oyuncu olduğu için topta kazanıyor. Çok fazla top kazanan da bir oyuncu ama yoğunluğu düşünen bir oyuncu. Eee Fabinho ya yani ben normal şartlarda Fabinho Henderson'ın mutlaka olacağını düşünüyorum. İkisi oynayabilirse Fabinho üzerinde özellikle Fabinho sağda olabilirse. Fabinho, Henderson bir de Keita. Bence üçüncü oyuncu Keita olur. Ee, yoğun bir orta saha. Çünkü Keita da teknik kalite olarak Thiago'ya en yakın oyuncu belki orta sahada. Ama Thiago'nun yapamadığı neyi yapabiliyor? Ekstra dripping becerisi var. Bir de fiziksel olarak biraz daha de iyi direnç gösteren bir oyuncu. Ee, Real Madrid orta sahası yoğunluk gördüğü zaman sıkıntı yaşıyor. Bunu Chelsea'ye karşı gördük. ikinci maçta evet. özellikle. Konuştuk da. Hatta sistem açısında City, City o yoğunluğu fiziksel olarak sağlayamadığı için zaman zaman soru yaşayabilir diye konuşmuştuk burada. Thiago'nun oynamamasının o yönden götüreceği eksilerin yanında getireceği bazı artılar da Liverpool'a bu maç üzerinde avantajlar Bekartıyor sağlayabilir seninle. diye düşünüyorum ben. Ön tarafı kestirmek çok zor. Yani Salah oynayacak diye düşünüyoruz. Mane kesim var. Üçüncü oyuncu Luis Diaz mı olur? Jota mı olur? Ee, bana sanki Jota olur gibi geliyor. Ama çok Sen komik de o fikirde misin? Ha. formda değil Jota çok fazla. Evet. Salah da çok formda değil. Değil. E, Mane düzenli gol atmaya baş, <laughs> devam eden oyuncu. Jota'nın çok formda olmaması son maçlarda sol kenarda özellikle çünkü Mane'yi 9 numara olarak daha fazla kullandı son dönemde. Sol kenarda pek etki yaratamaması bu maç üzerinde farklı bir Luis Diaz hamlesini beraberine getirebilir. E, ama ben dediğim gibi yani o tarafta ayrı e, ee, önemli olan kısmın orta sahalar olduğunu düşünüyorum. Yoğunluk ve Real Madrid orta sahası üzerinde. Liverpool'un hücum hattı da şu yönden önemli. Real Madrid'in savunmasında sıkıntılar var tabii. Yani e, Alaba, Militao stoperine çok, çok güvenemiyor büyük ihtimalle Ancelotti. Ee, kim oynarsa oynasın orada Salah, Mane, Jota, Luis Diaz oraya sorun yaratabilirler. Ki ben Salah'ı da bu maçta çok farklı bekliyorum. Yani gerçekten iyi durumda değil ama bu maçla ilgili sürekli çok yüksek açıklamalar yapıyor. Evet, evet. Yani bu kadar yüksek açıklamalar yaptıktan sonra onun altını dolduramaması prestij olarak biraz zarar verebilir Salah'a. Ben özel hazırlanacak. Sınırları zorlayacağını düşünüyorum bu maçta. Ve e, bu olumlu katkı yapabilir. Bence de kariyeri adına en önemli maçlardan biri görüntüsü var. Liverpool üzerinde buralar çok evet. kritik gözüküyor. Real Madrid üzerinde Orkun'a bırakayım ben ama orada da çok acayip bir eşleşme var tabii. Ama Real Madrid yani ee, hani Emre'nin başta söylediğinden e, farklı düşünmüyorum. Bence de Real Madrid'in 11'i kesin belli. Yani bu önümüzdeki günler içerisinde takım içi idmanlarda bir sakatlık falan yaşanmazsa, o tip dramatik bir gelişim yaşanmazsa, aynı Emre'nin saydığı gibi orada herhangi bir sürpriz. Yani belki Valverde yerine Asensio falan olabilir ama. Europe karşı. E, zannetmiyorum ben de. Yani orada Roberts'ın tehdidi de varken Valverde'yi Valverde orta alanı kalabalıklaştıracak Aslo. Aslo. bir oyuncu gibi Aslo. kullanabilecekken. Hatta şöyle söyleyeyim yani Asensio zaten çok etkili genelde bir sezon geçirmedi üst düzey maçlarda Real Madrid'in. Yani bu maçın hani öngörülen aşağı yukarı öngörülebilen senaryosunda Asensio'nun verebileceği hücum katkısını aşağı yukarı Valverde'den de alabilirsiniz. Çünkü daha çok Liverpool'un topla oynayacağını... Düşünüyoruz. Real Madrid'in biraz daha kontra odaklı olmasını tıpkı işte Paris Saint Germain'e karşı ilk maçta hatta ikinci maçın büyük bölümünde Chelsea karşısında, City karşısında çoğu zaman olduğu gibi. Dolayısıyla orada Valverde konusunda da bence o kadar büyük bir soru işareti yok. Savunma zaten belli. İşte Alaba'nın sakatlığı vardı, dönüş, işte iyileşti, orta alan belli. Burada tabii yani. Bütün sezon boyunca iki tane oyuncuyu farklı konuştuk Real Madrid'de. Yine onlara bakmak lazım. Benzema, Vinicius. Yani onların attıkları gol, yaptıkları asist miktarına da baktığında takımdaki zaten gol üretiminin ne kadar yüksek bir oranını karşıladıklarını görüyoruz. Bu takım hakikaten iki oyuncunun hücumda taşıdığı bir oyuncu. Yani evet Modric kritik bir isim, evet başka yerlerden de zaman zaman destek alıyorlar. Ama somut istatistiğe e, baktığında, somut oradaki üretime baktığında Vinicius ve Benzema'dan geliyor. Bu oyuncular zaten taşıyor ee, ve yani Liverpool'a karşı da bilhassa son dönemde rakiplerin en çok Liverpool'un sağına doğru saldırmaya çalıştığını görüyoruz. Ee, orada hem Trent Alexander-Arnold'un hani görece savunmada e, gedik oluşturabilmesi, sıkıntı yaratabilmesi itibariyle hem de Trent Alexander-Arnold'un e, hücumdaki konumlanma yeri ve oraya sızmanın, orada alan bulmanın belki daha kolay olması sebebiyle. Real Madrid'in de bunu hedefleyeceğini pekala öngörebiliriz. Yani Vinicius'la Alexander Arnold en azından kağıt üzerinde e, karşı karşı karşıya oynuyor. Etrent çok fazla takımın hücumunda e, farklı pozisyonlara gelen bir oyuncu. Orada boşalan bir alan var. Vinicius'un da oraya saldıracağını, boş alanda bulamasa bile birebir zorlayacağını pekala e, öngörmek mümkün. Real Madrid'in daha çok oradan zorlamaya çalışacağı mümkün. Ya yani onu ne kadar destekleyecekler? Mesela Emre'nin az önce söylediği orta saha tahminine ben de katılıyorum. Ee, şeyi falan kullanıyordu işte mesela Thiago sakatlı olmadan önce Thiago Fabinho belki Keita da kullanıyor biraz o üçlüye de yavaş yavaş dönüyordu ama bu maçta Henderson özellikle kritik olabilir ee, orta alanın sağ bölümünde Thiago zaten devre dışı kaldığı için hani muhtemelen oynamayacağı için Keita da onun yerini alacak Fabinho da tabii çok kritik. Yani mesela hafta sonu Wolves maçında evet belki o e, final maçı heyecanı ve atmosferi de buna katkıda bulunan Ama ben bu sezonki en dağınık Liverpool'lardan birini evet. izlediğimizi düşünüyorum. Tabii ki Van Dijk'ın Fabinho'nun yokluklarına biraz bağlamak, onunla birlikte okumak gerekiyor. E, ama hakikaten Fabinho çok önemli bir Savunma yönü sigortası ve tam olarak yerini dolduramıyorlar. Fabinho olmadığında Henderson'ı oraya çekmek durumundasınız. Bu defa o sağdaki boşluğunu kapatacaksınız. Yani sürekli başka bir problem ortaya çıkacak klopun önüne. Ee, Fabinho muhtemelen dönecek gibi ama yani oynayamadığı bir senaryoda da e, bütün terazi şaşabilir. Liverpool tarafından baktığımızda. bir yandan da erken çekiyoruz aslında programı. Yani nerede amaaksana şöyle bir dört gün var önümüzde. O yüzden yani nasıl şekillenecek tam kestirmek de zor bir de yeni bitti yani pazar oynadılar. Durumlar ne çok da bir hani bilgi bir yok biraz daha herhalde iki güne alan hafif bir netlik olur diye düşünüyorum. Yani maç şeyine kalmayacaktır zaten ama o da herhalde bu senaryoları değiştirecek. Başka bilmiyorum. Benim atladım eklemek istediğiniz saha içiyle ilgili ya da o Eşleşmeden sen de bahsetmek ister misin Orkun'a ek? Çok kritik, şu yüzden çok kritik. Yani Real Madrid'in e, Benzema dışında ki yani da çok büyük bir etki yarattı tabii ama e, rakip kaleye tek inmeye yolu, hatta Benzema'ya dahil e, kaleye en hızlı gitmeye yolu Vinicius Junior olduğu için e, onun karşısında oynayan oyuncunun e, niteliği çok önemli. Real Madrid bu yönden de biraz şanslı bence. <laughs> e, şu açıdan söylüyorum bunu. Yani hep karşısına gelen takımların sağ bekleri savunma yönünden problemli oyunculardı. İşte Trent şimdi biraz öyle. Yani hedeflediğiniz zaman sıkıntı yaratabiliyorsunuz oradan. Zaman zaman hedeflersiniz sıkıntı yaratmaz. Yani bu da var. İlla oradan Trent'ten patlayacak değil tabii ki. Hatta şöyle bir şey var. Trent'in oynadığı ilk şampiyonlar ligi, yani ilk şampiyonlar ligi maçı değil büyük ihtimalle ama takıma yeni oturduğu sezon. Bakın şöyle bir maç var. 2017-2018 Leroy Sané. Ee, evet, Leroy Sané. Ee, maç başladı İlk 15 dakika bütün toplar sola gidiyor. Leroy Sané'ye gidiyor. Sağ stoper Lovren, Saas Beck, e, Trent. Trent'in de işlediğim bir yani yeni yeni oynadığı. Özellikle o seviyede maçları çok fazla yok o ana kadar. Bütün toplar Leroy Sané'ye gidiyor. Mükemmel savundular. Özellikle yani Trent de çok iyi savundu. Lovren de inanılmaz dublajcıydı arkadan. Ve yani hemen hemen hiç oradan etki yaratılmadı. Yani ne olsa ya Trent kesti ya Trent kesmiyorsa arkadan Lovren engelledi. E, Leroy Sané'nin getirdiği topları. E, Trent'i Alexander Anladın bir açıklaması var. Ee, o maçla alakalı bir röportajında diyor ki maç başladı 5 dakikada anladım dedi beni hedeflediklerini rakibin. Ee, çok net belli oldu ve işte orada ayakta kalmaya çalıştım vesaire kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Bunu ki trendin kendisi de söylüyor. Çok Mesela o maçta başarılı olamadılar. Burada aslında başlamadan öngörülebilir yani böyle evet. bir e, muhtemel senaryo var. Aynen. Ve buna Şimdi... özel hazırlanabilirler videom yok tamam şey mesela bence önemli yani ee, şimdi Trent Alexander Arnold o Emre'nin bahsettiği günlerden bugüne seviye atladı oyuncu olarak tabii zavacılı da hani, aslında tabii evet e, dünyanın, hani star oyuncularından biri e, Avrupa'nın sadece Liverpool'un da değil ama yani Klopp ikna ediciliğiyle mesela Trent'e sen bu takım için çok değerlisin hani hücumda da da önemlisin ama bak rakibin iki oyuncusu var. Bir tanesi senin önünde oynuyor, senin biraz daha güvenli oynamanı, biraz daha hani bekleyerek e, daha böyle e, pozisyonunu ona göre belirlemeni istiyorum diye konuşur mu? Bence konuşabilir. Hı hı. Bu maça özel. Çünkü bazı rakiplere karşı belki bunu yapmak lazım. Yani Trent'in e, daha çekingen çıktığı bir maçta hücumda da Liverpool evet kaybeder bir şeyleri. E, ve Trent'i de arayabilir. Ama yani rakipte sıkman gereken iki vida var. Liverpool için farklı çözüm noktaları da olabilir. Ee, biraz böyle bakmak bakması muhtemel bence Klopp'un. Ee, öyle olur demiyorum. Bence bir ihtimal sadece. Oradaki tehditten ötürü. Yani rolünü çok değiştirmese bile tren çıktığı zaman mesela en diye arkada tutabilir. Zaman zaman bunu yapıyor Jürgen Klopp. Yani aslında Liverpool'un hücumlarında iki bekinde gittiği denklem çok Hı. değerli. Ee, o formül. Ee, takım ana planında o var ama çok önemli hedef maçlarda, bazı City bunu yaptı. Yani trend gittiği zaman Endi bekledi, evet. Endi gittiği zaman trend bekledi. Ee, rakibin önündeki silahlara göre bu maçta da öyle bir şey görebiliriz. Öyle bir ayrılma görebiliriz en azından. Yoksa yani trendi olduğundan daha geride tutmak Liverpool'un hücum hattındaki performansını çok engelliyor etiyor. biraz. Çünkü onun kendisini öne attığında da çizgide, içeri attığında da merkeze yaptıkları çok değerli. Ya yani O öne attığı zaman kendisini ve ya da yukarı gittiği zaman çizgide arkasını korumak lazım. O yüzden ya stop sağ iç girecek e, o kad kademeye ya da savunma oyuncusu girecek ki Fabinho bu noktada iyi oyuncudur. Yani iki bek çıktığı zaman iki bekin arkasını çok iyi savunur e, savunmanın önünde. Bu önemli. E, şu yüzden söyledim yani Real Madrid şu yönden şanslı. Şimdi Trent Liverpool maçı. Yarı final City. Aslında Walker var. Dünyanın en iyisi var o yönden ama oynayamadı. 140 dakikayı e, Fernandinho'ya ve Cancelo'ya karşı oynadı. Ve o yokken de ne kadar buldular. sıkıntı yaşadığını Yaşadılar. gördük ya. Bir önceki maça Paris Saint Germain, Eşref Hakimi, Sabek. Yani savunması problemli olan bir oyuncu. E Chelsea ilk maç, Kristensen oynadı o tarafta. Heh, yani, ya, değil hı. mi? O maç. Ve iyi durumda Doğru. da değildi. Ya, Hırpaladı Kristensen. Kötü bir tercih şeyden de Thomas Weil'den de. En kötü tek kötü tercih belki o maçlarda. Tüm bu seriyi şimdi izledikten sonra sizin maçınıza geldiğinde de... işte yani Trent'in orada olması Liverpool için en büyük problem olabilir gibi gözüküyor saha içerisinde. Şimdi yani aslında buradan aklıma geldi ama bundan bağımsız değerlendirin. Sen tarihinde de bahsettin, e, izledim özellikle de Manchester City'nin e, villa maçını izlerken. Aslında kendi oyunun dışında e, biraz daha oyun tutarak başlamış olması e, durumu Manchester City'nin. Halbuki maçlara çok iyi başlayan ve skoru da genellikle alan takım, en önemli takım hatta belki de. E, ben Böyle bir büyük final niteliğinde maça çıkarken kendi oyun planınızdan vazgeçmek mi? rakibi durdurmak adına yani aslında bu Vinicius bağlantısına bağımsız biraz da soruyorum. Yoksa hani en güçlü olduğunuz şey yapmaya devam etmek mi? E, hangi tercihte bulunmak gerekiyor? Herhalde en zor kısmı o. Evet. Bilmiyorum ne düşünüyorsun. Yürgen Klopp bilir. Ya işte arkada da bu arada Londra merkez çiziminden kalan Jürgen sürekli bakışıyorum bir şey sorarken de biraz tedirgin oluyorum. Ayıp olacak. Çok iyi çizim bu arada. Değil mi? Ilayda'nın çizimi. Evet. Çok güzel. Şey var ya yani yani şimdi burada klop adına e, öyle yapmalı <laughs> böyle yapmalı demek açısından değil de ben dediğim Sohbet gibi... Sohbet olsun işte. İkisi bu oluyor. kadar e, şeylerde, istisnai örneklerde. Bence bu seneki Real Madrid gerçekten futbol tarihinin istisnai takımlarından biri. Yani ben bunu daha grup aşamasındayken falan da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu takım nasıl gol atacak Real Madrid için çok Tabii. ciddi bir soru. Evet. Benzema, Vinicius. Üçüncü birini... Hayal edemiyorsun. Ya burada kesit kesit senin özellikle grup maçlarından sonra biraz daha La Liga takibiyle beraber bunları çok net konuştuğumuzu hatırlıyorum bence, ben. Bence gerçekten şey yani e, örneği mesela bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde de olmayan bir takım o anlamda ki finale geldiler. Şimdi bir tarafta şey var yani evet Liverpool genelde kendi oyununu mümkün olduğunca oynar ama diğer tarafta da rakipte Benzema ile Vinicius'a önlem aldım bitirdim diyemiyorsun elbette. O kadar e, basit oyuncular değil bunlar. Biraz komplike bir halde var ama e, sen özellikle o Vinicius tarafındaki e, sürpriz ihtimalini ya da sürpriz demeyelim hani tehlikeyi minimize ettiğinde başka bir taraftan bir şey çıkma ihtimali Real Madrid'de çok zor. Evet. Yani iki beki çok üretemiyor. Carvajal düşüştü artık kariyerinde. Mendy zaten savunmacı bir bek. E, Cross Modric e, yani tabii ki yaratıcı ayaklar ama onlar daha çok işleten oyuncular. E, Casemiro zaten onların arkasında. Sağ taraftaki yani Rodrigo evet iki gol attı çözdü ama biraz sürpriz bir gol katkısıydı o. Sağ tarafta zaten işte o yüzden Valverde'yi bekliyoruz. Hani ondan da bahsettik. Dolayısıyla önce e, burada kapatılması gereken musluklar çok belli Real Madrid'de. Bu kadar barizken bu kadar iki oyuncu fazla öne çıkıyorken biraz daha belki onlara odaklanabilir Klopp'ta. Yoksa normalde hani bu tip bir aman trente gitme, hani gitme evet. daha az katıl hücuma diyeceğini hiç zannetmiyorum. Sadece burada biraz daha spesifik bir durum, spesifik var, bir yani. durum var ve evet. Evet. bu Klopp'un bakışını değiştirebilir. Bence de ben de çok emin değilim. Mesela işte şey, şampiyonlar ligi finalini hatırlıyorum. 18-19 değil mi? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Kazandıkları şampiyonluk. Çok erken penaltı ve ikinci dakikada 1-0 üstünlük. Ondan sonra tamamen Yürgen Klopp'tan hiç görmediğimiz bir derin blok savunması. Neredeyse maç boyuna yayılan. tabi o erken golün çok büyük etkisi vardı ama burada da öyle bir plan olmasa da çok daha temkinli bir başlangıç olabilir tabii ki. yani Son maç 90 dakika. Orkun'un her söylediğine katılıyorum. Real Madrid özelinde ama Tek 90 dakika olduğu için artık burada karakterler çok devreye giriyor. Yani evet, Modric, Kroos, gol tehdidi değil gibi bu sezonun genelinde, hatta belki son birkaç sezonda. Ama bir an her şey devam yani bu Maç çıkar, iki tane çalımı atar, ceza sahasında köşeye bırakır yani. Ona hiçbir şey yapamazsınız ve on, bunda bu maçlarda, bu oyuncuların bunları yapma ihtimali çok daha fazla oluyor diğer maçlara Hı. göre. Ee, bir şekilde Real Madrid bir şeyler bulabilir ee, ve bulacaktır da. Yani ben mesela. Şey diyor, dedi Orkun, çok doğru. Vinicius'u tutarsanız sıkıntı yaşayabilir ama tutamıyorsunuz yani. Bir yerden tutamıyor. Evet. Uçak gibi yani gerçekten. Başka defektleri var belki oyuncunun ama o kadar fizik kalite ve e, dribbling becerisi o kadar yukarıda ki hatta topsuz koşulları da o kadar yukarıdaki en iyi şeyi yaptığınız denklemde bile zor, zorlanıyorsunuz. Mesela Walker mükemmele yakın savundu ama çok zorlandı. Yani zorlandığını gördük ve birkaç pozisyonda da geçti. Yani evet. onu bile geride bıraktığı anlar oldu City maçında. Ki Walker sağdayken hiç gol atamadı. Yani hiç evet. hatta Rehman dedin golü yok galiba Walker sağdayken. Olabilir tabii Real tabii. Real golü yok ilk 75 dakika. Tabii. Zaten ilk, ilk maçta yoktu. Evet. Ee, o nedenle e, bu maçlar üzerinde biraz daha temkinlilik ön plana çıkabilir. Ya Şevizat. Ee, zaten... çok böyle domine eden bir başlangıç ya da domine etmeye çalışan kendi oyununu Maksimize etmeye çalışan bir Liverpool olmayabilir diye düşünüyorum. Ya Zaten işte Vinicius tipi oyuncuları falan hani yüzde yüz tutma diye bir şey olmuyor. Hani bu NBA Aynen. klişesi vardır. Yavaşlatma. ya, Sıfır sayıda tutamazsın yavaşlatmaya çalışırsın. Hani standardının altına indirsin ya da coşturmamak önceliğin olur. Biraz yani öyle bakmakla hani minimize edeyim hasarı azaltmaya çalışayım. Ee, yoksa zaten %90 dakika hiç oradan üretim yaptırmayacağım gibi bir şey iddia Hı, edemez. Yani. De yok. Bu arada şeyi söyleyeyim. Ee, Mbapp e Mbappe konuşacak mıydık? Evet evet. Şimdi hatta ee, yavaş yavaş oralara getir. Oraya geçsek. Ya ben 1300'ün şu çok mutlu olacağını düşünüyorum. <laughs> çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani Mbappe geldikten sonra e, bu takımdaki rolü çok azalacaktı zaten ama e, oyuncu sorun değişebilirdi çünkü Benzema zaman sene kesim var değil mi var. Onun orada. Mbappe nerede oynayacak? Solda oynayacak. Yani sağda oynamaz Mbappe. Mbappe'yi sol alacaksınız. Vinicius Júnior'u sağ alacaksınız. Başka denklem yok. Ee, çok moralli bir maça çıkıyor olabilir diyorsun. E, yani sağ sağda hoşlanmadığını biliyoruz. <laughs> sağda hoşlanmadığı gibi gelen top sayısı da çok azalacak. Hı hı. Tabii. Mbappe geldikten sonra yani frekans düşecek. Eee Vinicius Junior biraz bence şu anda öyle bir oyuncu. Daha keskinliğini yukarı çıkaramadığı için onun için bence be en azından bir sene ihtiyacı var. Çok keskin bir oyuncu olmadığı için frekans azaldıkça performans aşağı gidebilir şu aşamada. Yani ne kadar fazla top gelirse ona o kadar rakibi rahatsız edebilecek bir aşamasında şu anda bence kendi oyununun. E, Mbappe'nin gelişi e, birçok yönden kendisini geriye atacaktı. E, ve yani bir uyum problemi de çözülmeyecek gibi değil ama ortaya çıkabilirdi o üçlü arasında. Çünkü evet benzer ama mükemmel bir bağlantı ama iki kenarda böyle top tutabilecek üzerinden oyun kurabileceğiniz oyuncular değil çok fazla. İki tane skorer, iki tane koşucu, iki tane büyük atlet. Biri çok büyük skorer. Birbirine çok uyumlu iki kenarda olmayabilirdi. ilk aşamada özellikle. O yönlerden Vinicius Junior'ı ben bu maça moralli çıkacağını, ekstra moralli evet. çıkacağını düşünüyorum. Yani Mbappe transfer olmayışının en farklı bakış açılarından biri bu bir de buradan değerlendim Yani hep o şeye takıldık ya şimdi yani çok olacak gibiydi Carlo Ancelotti'nin açıklamaları falan. Ee, hani şok bir haber gibi çıktı bir anda ama aslında oyunla da ilgili önemli bir tarafı da olabilir. Bir oyuncu adına özellikle. Evet kesin. Bir de şey var hani tabii ki Real Madrid taraftarının camiasının işte Florentino Perez'in çok asabını bozan, moralini bozan bir gelişme bu. Ee, bir yıl buna kilitlendikten ve çok artık yakın gördükten sonra. Bir de bir posta ee, önce sağlantı alantı var yani. Tabi yani. yani bir bir yılda değil tabii iki yıllık mevzu bu. Evet. Yani iki yıldır resmen şey İspanyol basınında mesela Mbappe fonu diye geçiyor Real Madrid'in iki yıldır oyuncu satması ve oradan para biriktirmesi Mbappe fonu diye geçiyordu. Hakikaten öyle baktılar. E, fakat ben kadroyu yani bu takımı çok bozacağını düşünmüyorum bu tip şeylerin. Ee, yani Vinicius'tan Emre özel olarak bahsetti. Benzema biraz hani canı sıkılmış olabilir. Bir de e, belki güveniyordu hani benim varlığımdan ötürü de gelecek buraya falan diyordu. Ama futbolcuların ben Mbappe gelmedi ah vah diye çok böyle yıkıldıklarını zannetmiyorum. Yani e, bu düzey oyuncular çok bunu umursamayabilir. Bir taraftan. Ya da önlerinde Şampiyonlar Ligi gibi yakın bir hedef varken o tarafına çok takılmayabilirler. Hatta hatta yani Gelmez Gelmezse gelmesin. Biz de burada şey değiliz. E, sıradan oyuncular değiliz. Biz de Real Madrid'iz. Motivasyonu bile ekstradan doğmuş olabilir. Yalnız e, madem Mbappe açıldı. Heh. Ben açıkçası e, tabii ki burada kesin bir şey konuşamayız da. Şimdi orada bir biriken para var. Bir yere ha, harcanması lazım. Bir tane de açıkta <laughs> kalan Galactico transferi var. Yani Chouameni falan çok iyi oyuncu. Alabilirlerse... Çok iyi olabilir Real Madrid ama şu an falan tatmin edemezsin. iki yıldır Mbappe bekleyen bir taraf. Yani Biri gelecek diyorsun. Kim gelecek? <laughs> kim o galaktik oyuncusu? Her yani bir şey şöyle olacak ha. demiyorum. Transfer yani bir koltuk diyorsun. Evet. Bir transfer yani şimdi evet. büyük tabii, tabii. isim. Halant da olmadı. Halant da gitti. Gibi geldi bana. Benim aklımda kulübüyle bir yıldır kontratta anlaşamayan daha önce adı Real Madrid'le geçmiş Salah. Biri var. Hem de sahada oynuyor mesela. <laughs> Tabii çok duyar. Bir de şeyden duyar biliyor musun? Yani ee, yani Vinicius Junior'ı daha iyi tamamlayacak. İşte yani Vinicius yani solda içinde... kalacak. Salah so, sağa gidecek. Salah'a gönderdik valla. Yok bak ben bunu <laughs> O çok hani, olabilir geldi. Şöyle e, o para bire, bir gidecek. Yani bir transfer yapılması lazım. Real Madrid şeyin do, e, doyuramazsın yoksa Peki Liverpool şu ana kadar yani bu kontratta bitirmedi onu. Bence Şimdi, bence yakın değiller. Bir hamlede mı? Yana... Evet öyle yakın görünüyor. Yakın değiller ve bir yıl kaldı. Şimdi Liverpool tarafından bakalım. Bence olmaz. Ben yani, öyle. Yani kendi Ben yapayım. de kesin olur demiyorum ama mesela Liverpool 100 milyon çekmez Real Madrid kapıyı çalarsa. Bana öyle geliyor. Çekmez çünkü zaten yani yaşı 29 değil mi? 29 yaşında salam. 29'a falan yaklaştı yani. 30 yani 26 yani, kesin değil, 30'a da yaklaşmış olabilir yani. Peki oyuncunun Ve işte oyuncu bu son dönem performansı önemli oluyor mu böyle şeylerde şu an sizce? Yani. Hani yani şu son bölümde işte daha fazla skor üretseydi vesaire bunlar etkiler miydi bu kontrat şeylerini? Ya Liverpool belki biraz daha yukarı çıkarabilirdi. Hani mesela Luis Diaz Liverpool'un bakışını değiştirmiş olabilir ama Uzun süredir Salah, yani sezon başından beri biraz ben tamam. gergin görüyorum. Salah'ın menajeri Twitter'da bir şeyler yazıyor falan. Evet ee, evet. Salah da diyor ki hani siz biliyorsunuz ben diyor istiyorum aslında ama diyor işte kontrattaki detaylar olmuyor. Tabii. Bin. Yani yani topa öbür tarafa gidiyor sürekli. Burada başka adaylar da olabilir. İşte ne bileyim mesela Mane'nin de ismini geçtiğini gördüm ben. Hı hı. Ee, ama Real Madrid tarafından baktığımda yani Salah'a saldırmaları isim olarak, pozisyon itibarıyla Liverpool'la arasındaki o kontrat ihtilafından ötürü e, bütün bunları yan yana koyunca daha mantıklı geliyor bana. Ya olur ee, demiyorum bak, ama bence bunu bir noktada kesin duyacağız. Şimdi bu yani Mbappé'nin olmayışıyla birlikte söylediğin gibi El Galactico kim olacak arayışı başlamıştır. Ya, dediğim gibi yani Chouameni falan çok bu takımın çok problem var. İşte sol bek sağ bek almaları lazım muhtemelen. Ridigeri aldılar ama başka yerlere de işte çoğu iyi falan getirecekler ama Real Madrid biliyoruz o forvet transferiyle şey olur o takımın yazı şekillenir yani ya da ifade edilir. Bakalım. Yani ben Liverpool'da kalsın <laughs> istiyorum ama e var mı eklemek istediğiniz bir şeyler yani şey notlarına hiç girmedim bilmem kaçıncı randevu karşı karşıya geliyorlar vesaire e onlarla ilgili zaten ekstra öne çıkan bir şey olursa finalde çıkmış olur onun üzerine o tip rakamlarla da ilgili konuşuruz şimdilik nokta alıyorum. Ee, bakalım herkesin gönlünden geçen <laughs> şampiyon olsun, kupayı kaldırsın. Ee, biz de finali bitirdikten sonra Paris'in ardından ertesi gün burada e, sabah hemen programımızı çekeceğiz sıcağı sıcağına ve sizinle de son şampiyonlar lokali programıyla sezon adına e, buluşuyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın, teşekkürler.